Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Malum Ramazan ayının sonuna geldik ve önümüz bayram. Peki bayramda sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız? Gelin kahvaltıdan bir başlayalım öncelikle. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bayram kahvaltıları sizce nasıl olmalı? Şimdiki Ramazan'da iki öğün beslenmeye alıştığımız için yeniden eski düzenimize dönmeye başlayacağız. Öncelikli olarak kahvaltı yapmamız gerekiyor. Daha hafif, Ramazan'dan çıktığımız için bir yumurta peynirle hafif bir kahvaltı yapmak bizim için daha iyi olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ekmek tercihimiz yine tam buğday ekmekten, kepekli ekmekten, çavdar ekmekten tercih etmemiz bizim için daha iyi olacaktır. Peki bizim yöremizde hani yuvalama kültürü çok fazla ve hani bayramda biz kahvaltı yapmak yerine yuvalama tüketiyoruz. Bence oldukça da sağlıklı çünkü bir kase yuvalama yaklaşık 300 kalori falan, orta boy bir kase yuvalama. İçeriğine baktığın zaman işte et var, pirinç var, yağ var, sıvı yağ olduğu için bence oldukça sağlıklı. O konuda ne düşünüyorsunuz? Hani tüketebilir miyiz, tüketmeyelim mi? Hani bence tüketmeliyiz ama sizce? Evet, tüketebiliriz tabii ki de. Ancak şöyle bir şey var, Ramazan'dan çıktığımız için Gaziantep'te genelde bunu kahvaltıda tüketiyorlar. Birden kahvaltıda yuvalama tüketmek bizler için ağır olacaktır. Bunun yerine önce küçük bir kahvaltı yapıp, hafif bir kahvaltı yapıp sonrasında tüketmek daha iyi olacaktır. Evet, gayet sağlıklı. İçerisinde et var, pirinç var, yoğurt var. Tüketilebilir. Ayrıca geleneklerimize de sahip çıkmalıyız. Devam ettirilmeli. Ama dediğim gibi öncesinde hafif bir kahvaltı yapmak midemiz için daha iyi olacaktır. Anladım. Peki malum hani Ramazan bayramı diğer adı şeker bayramı, tatlılar da çok fazla. Peki tatlı tüketimi nasıl olmalı? Hani bu bayramda zaten çok ziyaretler olmayacağı için insanlar evlerinde. Peki evlerinde hareketsiz, egzersiz yok. Tatlı tüketimi nasıl olmalı bu süreçte? Evet. Geçirdiğimiz dönemden dolayı her zamanki Ramazanlardan biraz daha farklı bir Ramazan geçireceğiz. Ramazan bayramı geçireceğiz. Belki misafirliklere gitmeyeceğiz ama evlerimize yine tatlı olacak. Bu dönemde evet, tatlının fazlasını tüketmememiz gerekiyor. Tüketilebilir, sadece porsiyonları küçültmemiz gerekiyor. Tabii ki de diyabet hastaları, kardiyovasküler rahatsızlıkları olanlar, kalp rahatsızlıkları olanlar tüketmemeliler. Ama onun dışındaki bireyler tüketebilirler, sadece porsiyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Normalde yiyeceğinizin yarısını yerseniz daha iyi olacaktır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih etmek gerekiyor. Bir dilim baklavanın 250 kalori olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunun yerine sütlaç, kazandibi, bu tarz tatlılar tüketmek bizim için daha iyi olacaktır. Ha, baklava da tüketebiliriz ancak sınırlandırmamız gerekiyor. İki dilim yerine bir dilim yemek bizim için daha iyi olacaktır. Her zaman danışanlarıma söylediğim bir şey var. Bir dilim baklava yeseniz de aynı tad alıyorsunuz. Bir tepsi baklava yeseniz de aynı tad alıyorsunuz. Yediğiniz zaman hepsinin tadı ağzınızdan geçiyor sonuçta. Ama açık öyle olmuyor yani. Şimdi insan tadımlık ayrı, bir de doyumluk oluyor. İşte hadi biraz bekleyip yavaş yavaş önce gözümüzü doyurup sonrasında bir dilim kadar yiyebiliriz. Yani. Ama abartmamak gerekiyor her zaman. Abi biz o zaman şerbetli tatlı yerine daha çok sütlü tatlı tüketin. Zaten bir kase doyurucu oluyor onlarda. Evet. Onun dışında su tüketimi. Evet, her zaman bahsettiğimiz bir konu. Su tüketimi çok önemli. Ramazan'dan da çıkıyoruz. Havalar da ısınıyor. Daha fazla su tüketmemiz gerekiyor. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte yaklaşık 2,5-3 litreye kadar çıkabilir. Su tüketmemiz gerekiyor. Bunu da tek seferde 1 litre şeklinde değil de aralara bölerek yavaş yavaş içmeniz gerekiyor. Peki tatlıdan sonra su tüketimi öneriyor musunuz? Tatlıdan sonra su tüketimi öneriyor muyum? Hemen sonrasında değil, belki tatlının yanına, mesela şerbetli bir tatlı tükettiyseniz yanına işte süt tüketebilirsiniz, ayran tüketebilirsiniz. Bir proteinle birlikte tüketmeniz daha iyi olacaktır. Ama hemen sonrasında su tüketmek çok doğru olmayacaktır. Aynen, yani kısaca toparlayacak olursak kahvaltıyı biraz daha sade ve sağlıklı bir şekilde yapalım. Tatlı tüketimlerinde şerbetli tatlı yerine sütlü tatlılar tüketelim. Çok fazla ileriye gitmeden hani günlük bir porsiyon şeklinde, bayram süresince, ondan sonra işte haftada bir porsiyon şeklinde tüketebilirsiniz.
tatlıdan sonra su tüketimi yerine daha çok özellikle şerbetli tatlılar tüketiyorsanız protein içeriği yüksek süt, bazı yörelerde bu daha çok Karadeniz yöresinde ayranla birlikte şerbetli tatlı tüketiliyor. Birbirini karşılar, yine dengelemiş oluyor. Günlük su tüketimimizde yine Ramazan'dan çıkıyoruz. Hani bir de yaz dönemindeyiz. 2,5-3 litre etkili olacaktır. Bir de bunun yanında içeceklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram olunca genelde işte asitli içecekler, meyve suları çok fazla tercih ediliyor. Bunun yerine daha çok bitki çayları, sade maden suyu olabilir. Meyveli önermiyoruz. Kompostolar olabilir. Bunları tüketebiliriz. Bunu da eklemiş olayım. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar. Oh, 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 oh,